Şimdi değerli dostlar, bu Ramazan gününde geldiğiniz, ziyaret ettiğiniz size teşekkür ediyorum. Ramazanınızı da kutluyorum. Tabii arkadaşlar, siz uzun zamandır Tilo'yu ve bizleri takip ediyorsunuz. Tilo nereden nereye geldi size böyle kısaca bir özetleyeyim tabii. Bizim yaptıklarımız nedir, yapacaklarımız nelerdir kalın. Şimdi arkadaşlar, Tilo gerçekten 50-60 yıldır belediyecilik döneminde çok mağdur olan bir ilçemizdi. Nüfus kaybına uğruyordu. Bunun nedenleri vardı. İşte işsizlik var, susuzluk var, doğal gazı yok. Siirt'e yakınlığı babında da biraz dezavantaj yiyordu. Eğitimde zayıf bir noktadaydı. Belediye hizmet binası yoktu. Bırakın hizmet etmeyi, binası yoktu ki hizmet etsin. Aracı yoktu, altyapısı yoktu. Bunların hepsini birinci dönemde bunları şükürler olsun halletmeye çalıştık. Hepsini de hallettik. Şimdi arkadaşlar, ikinci dönemde, benim ikinci dönemimde hizmet ederken, bu hizmeti tamamlamaya çalışırken ben bir şeyin farkına vardım. Tabii siyasetin bir okulu yoktur. Siyaseti herhangi bir yerde öğreneceğiniz bir akademi falan da yoktur. Sahaya inerken sahada siyasetin bir kısmını da sahada öğreniyorsunuz. Şimdi Tilo'da böyle çok 20, 22, 23 tane, 25 tane projeyi beraber uygulamaya çalıştığımız sırada bile vatandaş şunu söylüyordu: ya başkan gerçekten çok çalışıyor, çok büyük hizmetler yapıyor ama, araya bir ama koyuyordu. Bu amanın arkasında birçok şey verdi. Ben hep araştırdım, nedir nedir. Ya işte başkan bizim eve gelmiyor, başkan gelip bizimle çay içmiyor, başkan işte kahvede bizimle bazı şeyleri paylaşmıyor diye falan. Ben de hep şunu söylerdim, derdim ya ben sahada çalışıyorum. Tilo'nun aksaklıkları çoktur, onları tamamlamaya çalışıyorum. Ben zamanım, vaktim yok falan diyordum ama sonra baktım ki gerçekten bu doğru değil. Vatandaş hizmeti de istiyor ama ona dokunmayı da istiyor. Bunun siyasette bunun mutlaka olması lazım olduğunu, aslında bunun insani boyutu da var olduğuna inanıyorum. Sonra vatandaşla hemhal olduk. Evlerine gittik, oturduk, çayhanede beraber şey yaptık falan. Şimdi bu bizim üçüncü dönemimizde gerçekten bana göre Tilo'nun 65 yıllık belediyecilik tarihinde 65 yıldır ilk defa bir şey yakalıyor. Şükürler olsun, Tilo'nun hepsi bir oldu, yek vücut oldu. Hepsi bizim yanımızda. Beraber düşünüyoruz, beraber yiyoruz, beraber içiyoruz, beraber toplantı yapıyoruz. Her gece bir lokalde, hep beraber, bütün Tilo'lar beraberiz. O dokunmanın da ne kadar önemli olduğunu anladım. İnşallah biz bölgede, inşallah Türkiye'de de örnek bir ilçe olacağız. Hepimiz beraberiz, tek vücuduz. Aynı şeyleri düşünmeye başladık. Şimdi tabii bu birliktelik bize daha çok güç vermeye başladı. Hakikaten işte arkadaşlar şunu söylüyorlar: ya işte başkanım şeyiniz arttı, yükünüz arttı, şu oldu bu oldu. Ben buna inanmıyorum. Benim yükümün arttığına inanmıyorum. O vatandaşımızın o güzel birlikteliği, o güzel gönlü bizimle olsun. Yükümüz varsın olsun, ağır olsun. Şimdi Tilo'ya tabii hizmet ederken, iki dönemdir hizmet ederken Tilo'da tamamlayamadığımız, aslında bunların da mutlaka eklenmesi olan gereken projelerimiz var. Mesela şimdi vatandaşa sorduğum zaman Tilo'da, ya Tilo'ya yeni bir yol lazım mı dediğim zaman veya Tilo'ya yeni bir su kaynağı lazım mı dediğim zaman vatandaş bu beklenti içinde değil. Ama bizim vizyon olarak Tilo'nun 1.000 yıllık su sorunu tamamen çözebilmek için, ileriki yıllarda bize sorun çıkarmaması için Tilo'ya yeni bir su kaynağının, bir projesinin lazım olduğuna inanıyorum. Yeni bir yol projesine, bu yaptığımız projelerin ve yatırımlara katkı koyacak, biraz daha konforunu yükseltecek bir yol projesine ihtiyaç olduğuna inanıyordum. Ve bizim finalde oynayacağımız mutlaka Tilo'nun %80'ini de kentsel dönüşümden geçirmemiz lazım olduğuna inanıyorum. Şükürler olsun, Tilo'ya yeni yol projesini onayladık. Tilo'ya yeni su projesini onayladık. Botan'dan yeni su. Hem Tilo'ya hem Siirt'e. Siirt'in de su sorunu çözecek projenin ihalesi yapıldı. Allah'ın izniyle o da önümüzdeki dönemde hemen onun yapımına başlayacağız. Şimdi finalde Tilo'nun gerçekten ciddi bir kentsel dönüşüme girmesi lazım. Bazı kısımları geçirdik,
gelişmeye başladı. Yeni Tillo'da işte 100-200 tane şimdi villa yapılıyor ama önümüzdeki yılda verdiğim ruhsatlardan biliyorum. Tillo'da 300-400-500 tane daha villanın olacağı zaten verdiğimiz ruhsatlardan belli. Tillo hızlı bir şekilde çalışıyor. Bizim de ona ayak uydurabilmemiz için işte su projesiyle yeni bir konforlu yolla kentsel dönüşümle buna cevap vereceğiz. Tabii su projeleri, şu projeyi falan yaparken bizim enerji harcamalarımız da gerçekten çok ciddi bir boyuta ulaşıyor. Daha çok yükseleceğini görüyorduk, öngörüyorduk. Şükürler olsun 3-4 senedir uğraştığımız bizim enerji projemiz, güneş enerji projemiz de onaylandı. 10-15 gün önce onun tanıtımını yaptık. İhalesine çıkıyoruz. Tilo'nun su ve enerji sorunun hepsini oradan çözeceğiz. Hatta belediyemiz oradan para da kazanacak. Türkiye'de 360 tane belediye müracaat etti. 22 tane belediyenin onaylandı. Bir tanesi de bizimdi. Şükürler olsun. İnşallah yakın zamanda da onu da hayata geçireceğiz. Yani yeni yol, yeni su projesi, kentsel dönüşüm ve enerji projeleriyle inşallah Tilo'nun bütün eksikliklerini tamamlayacağız. O yaptığımız yatırımlara da konfor katacağız. Zaten Tilo çok kıymetlendi, arazisi kıymetlendi, yatırımcı gelmeye başladı. İstanbul'a gidip para kazanan insanlarımız gitti. Orada artık İstanbul'da veya Ankara'da yaşamak istemiyorum. Gelip burada yerleşiyorlar. Şükürler olsun nüfusumuz da artmaya başladı. Yani önce göçü durdurduk. Şimdi yükselmeye başladı. Umudumuz odur ki onu öngörüyoruz. Allah'ın izniyle bizim nüfusumuz çok çok artacak. Arttıkça da ona cevap vereceğiz. Bütün hamlelerimiz, bütün projelerimiz hepsi hazır. Biz belediyeciliği de çok iyi biliyoruz. Tilo'nun ihtiyaçlarını da çok iyi biliyoruz. Karşılamaya çalışıyoruz. Allah izin verirse Tilo'nun geleceğini çok çok parlak görüyoruz. Örnek bir ilçe yapacağımızı da inanıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle, tabii Tilo'ya ilk başladığımızda burada çok ciddi bir istihdam sorunu vardı. Zaten Tilo'nun göç vermesinin büyük nedenlerinden biri de oydu. Buna biz karşılık verdik. Burada Tilo'da işsizlik oranını %5'in altına düşürdük. Yani Türkiye'nin standartlarını çok altına düşürdük. Ve nüfus göçünü orada durdurduk. Gerçekten orada müthiş bir başarı elde ettik. Sonra geri dönüşler başladı. Ama tabii bu değildir ki. Biz böyle durduğumuz zaman işsizlik oranı böyle %5'in altında duracak diye bir şey yok. Ben belediye başkanı olduğum zaman burada 15 yaşındaki çocuk şimdi 25 yaşına geldi. Arkasından geliyor. Bizim de bunlara karşılık vermemiz lazım. Yani biz onu öngörüyoruz. Gene işsizlerimiz yavaş yavaş artmaya başlayacak. Yine bizden iş isteyecek. Şimdi onun için de biz burada iki tane tekstil fabrikası açıyoruz. Bir işte santral kuruyoruz. Yeni arıtma sistemleri yapıyoruz. Orada istihdam olacak. Ve nüfusumuz biraz daha arttığı zaman mesela burada sağlık ocağımız var. Onu devlet hastanesine çevireceğiz. Burada istihdam sağlayacağız. Buraya banka şubesi getireceğiz. Orada istihdam sağlayacağız. Noter geldi, postahane gelecek. Bunlarla da istihdam sağlayacağız. Ama en önemlisi küçük bir organize sanayi düşünüyoruz. Allah izin verirse bu dönemimizde onu da yapıp ileride bu işsizlik karmaşasına bir daha girmememiz için, bir daha talep olmaması için bunun önlemlerini biz şimdiden almaya çalışıyoruz. Şimdi yoktur ama ileride olacağı varsayımıyla biz onların önlemlerini alıyoruz inşallah.